Bey ve Sayın Şükrü Dilan Bey. Buyurun. Buyurun. Saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer arkadaşlarım, ikinci defa karşınıza çıkıyorum. Çok önemli olduğu için, camianın bilmesi gerektiği için hatıramı, bak Gülümser Hanım onaylıyor, aynen. Bunun için tekrar karşınıza çıktım. Şimdi saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer büyüklerim, bir camianın yaşaması için mutlaka bir mekanının olması lazım. Mekanı olmayan bir camianın veya derneğin yaşama şansı yok. Bizim camiamızın büyükleri Ankara'da 36 daireli büyük bir bina yaptırmışlar. 16'sını derneğe vermişler. İstanbul'da Mısır apartmanını almışlar ve camia 78 yıldır yaşıyor. Eğer olmamış olsaydı yaşayamaz. Bir zaman geldi, bu camia o kadar büyüdü ki üniversitede çocuklar aç, bir tek simitle idare ediyor. Bazı ideolojik gruplar o çocukları alıyor, minibüs otobüslerle bir yerlere taşıyor. Nasıl bir ideolojinin sahibi olmadığı meçhul. İşte o zaman dedik ki biz acaba nasıl bir şey yapabiliriz diye düşündük. Bir mekan ihtiyacımız oldu İstanbul'da. Milli Emlak'tan bir yer aldık. Şişli 5 katlı. Tüm eğitim salonları 3 kat. Tüm öğrencileri oraya taşıyoruz. Aydın Doğan beyefendi mensubumuz, ondan destek alıyoruz. Ve çocukları burada mali müfettişi, hesap uzmanı, banka murakı, banka müfettişi vesaire olması için yetiştiriyoruz. Ve burada Gülümser Hanım'ı yad edeceğim minnet ve şükranla. Birçok tabii ki kişiler burada var, emeği. O günlerde Gülümser Hanım'ın anlattığı çok güzel bir olay var. Çocuk karşımda diyor alacağım ama çocuğa sordum diyor. Oğlum ne yedin? Valla sabahleyin bir simit yedim, ben akşam üzeri görüşüyorum arkadaşlar diyor çocuklar. Ve biz burada çok güzel bir eğitim alanı kurduk. Ama bir gün geldi, bize buradan çıkacaksın dedi. Ve o 5 katlı eğitim salonlarımızla birlikte, bilgisayar donanımlarımızla birlikte ortada kaldı. Rektörlükte 10. veya 9. veri kongresi yapıyoruz. Sayın Bakan Kemal Unal Kıtan Bey var. Tunç Erem Hocam rektör. Ben dedim ki Sayın Bakan'a, bizi aldattın, bizi ortada bıraktın. Milli Emlak'tan bizi orada kovaladıklarında sen niye buna müdahale etmedin? Ben bu çocukları nereye koyacağım dediğim zaman Sayın Defterlerim hemen yanımda yemek masasında dedi ki, ya Şükrü, Sabri'yle ben niye kavga ettiriyorsun? Bir yer bulun, verin, haklı, dedi. Şükrü Bey hemen kulağıma fısıldadı, dedi ki, hesap uzmanlarının tam divan otelinin karşısında 200 metrekarelik bir yer var, boşaltıyorlar, burayı sana verebiliriz. Bak bakalım dedim, bak böyle diyor. Şükrü dedi, bu işi hallet. İnanır mısınız saygıdeğer okuldaşlarım, 15 dakikanın içerisinde Şükrü Bey olayı halletti. Sayın Nihat Uzunoğlu, Hesap Uzmanlar Dernek Başkanı, telefonla görüştü, anahtarı aldık. Sayın Genel Başkanımız Saffet Bey ve Yüksel Çengel yeri gördük ve hemen işi bağladık. Borçlar da vardı biraz zannediyorum, onu da biz ödedik ve kontratı yaptık. Şu an bulunduğumuz mekan bizim ama bitmedi. Ona minnettarız cami olarak. Dedi ki, Sayın Tümert, ben bu işi halledeceğim. Ankara'ya gitti ve Ankara'da Milli Emlak'tan bütün formaliteleri tamamladı ve beni telefonla aradı. Dedi ki 5.000 lira hazırla, tapu tescili hazır, irtifak hakkını Yüksek Cihatler Vakfı'na verdik. Gidin bu işi bitirin, ben adamı yani
defterdarlık adına ki yetkiliyi tayin ettim. Siz de bu işi tayin edin ve bitirin. Saygıdeğer okuldaşlarım, bitirdik ve şu an Divan Oteli'nin karşısındaki yer 29 yıllığına Yüksek Cihatlar Vakfı'na tescilli tapuda ve tüm merkezlerimiz orada. Kendisine, camiam adına, sizler adına teşekkür ediyorum. Onu lütfen alkışlamanızı rica ediyorum. Bu güzel hatırayı sizlerle paylaşmak istedim. Evet, gülümseyen. Gel. Çünkü o günün Yani şimdi bir şey söylemek istiyorum. Hazır arkadaşlarım buradayken, gönlümde hep bir şeyler var. Arkadaşlar, şimdi size birlik olmaya davet ediyorum. Lütfen orayı biz alabiliriz. O daireyi biz alabiliriz. Çünkü bizim kullanma hakkımız var. İlk talebi biz yaparız ve Milli Emlak da bize orayı satabilir. Böyle bir hakkımız var. Lütfen şimdi söylüyorum. Herkese söylüyorum. 3 kuruş, 5 kuruş. Neyse lütfen vakfımıza verin ve biz orayı alalım. Rica ediyorum arkadaşlar. Paranın, verilen şeyin hiç önemiyeti yok. Bir fıkra anlatacağım. Lütfen bununla ilgili. Hazreti İsa bir gün tutmuş bir şey yapmak istiyor, donanım yapmak istiyor. Fakat paraları yok. Herkese diyor ki, lütfen herkes yardım etsin. Biz şunu yapmak istiyoruz. Efendim herkes, bütün büyük iş adamları geliyorlar, paraları veriyorlar. Bir de zavallı bir kadın, bir kuruş parası var, getiriyor onu bırakıyor. Şimdi ondan sonra dönüyor Hazreti İsa, diyor ki, şimdi ben diyor şunu yapacağım. En kıymetli para kimin? Kim verdi bunu? En makbul olan para. Şimdi herkes diyor ki, işte ben 100 lira verdim, o 200 lira diyor. Bizi söyleyecek, heyecanlanıyorlar. Efendim, hayır diyor. O 1 lira çok kıymetli. Çünkü onun 1 liradan, 1 kuruştan başka parası yoktu. Onu çıkarttı, verdi. O çok kıymetli diyor. Ben bu anıyı çok seviyorum. Lütfen arkadaşlar, herkes bir şeyler yapsın. Herkes bir şeyler vakfımıza versin ve biz o binayı alırız. Şuradaki camiadaki arkadaşların dahi, inanın ki biraz bir şey verse biz orayı alırız. Lütfen bu sözü verin bana. Çok teşekkür ediyorum. Buyur abi. Ben bu konuyu biliyorum. Gel. Ses gitmez. Son söz, sen defterlerimi alacak. Buyurun efendim. Efendim ben bu konuyu, izah edilen konuyu başından beri biliyorum. Mezunların en genci olarak 5 milyon lira veriyorum. Sağ ol, sağ ol. Saygıdeğer hanımefendiler, mezun ve mensup olmanın ve Yüksek Cihat Camiası'nın sorumluluğunun gerçekten gerektiği noktasına inanıyoruz. Biz bu okulun kurulduğunda, biliyor musunuz, tarihini incelediğinde, Özdemir abi, sayın başkanım, Osmanlı parçalanmış, tüm emperyalistleri üstüne saldırmış ama bankacısı yok, muhasebecisi yok, ithalatçısı yok, ihracatçısı yok, dünya ile ilişkisi kesilmiş bir Osmanlı'nın içinde işte böyle yıldız gibi parlayan bir okul doğuyor 1883'te. Hiçbir şey yok Türkiye'de. Muhasebe bilen yok. İthalat bilen yok. İhracat bilen yok. İktisat Fakültesi 1936'da kuruldu hanımefendi. O ya, 36'da kuruldu. 1883 nere? 1936 nere? Ben bu duygularla sayın defterdarıma bu mikrofonu vermek istiyorum. Buyurun. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yaklaşık bir 3,5 yıllık yurt dışı görevinden sonra tekrar sizlerle bir araya geldik. Gitmeden önceki yıl da sizlerle birlikteydik. O zaman yeni tahsis etmiştik orayı.
Defterdarlık yaptığım dönemde tabii değişik vesilelerle bir sürü değişik kurum bizlerden geldi. İşte irtifa katkı veya satın alma yönünde talepte bulundu ama ben de üniversitede 5 yıl ders vermiş birisi olarak söylüyorum. En büyük keyifle, en büyük istekle yaptığım işlerden birisidir. Yüksek ticaretlere böyle bir yerin irtifak hakkını vermek. Onun için inşallah satın da alırsınız. Ne diyeyim yani ben de tabii bu sonuçta bundan sonraki dönemde görev yapan arkadaşlarımızın işi ama iş sizlere düşüyor. Sizler işin maddi kısmını çözün, bizler de diğer kısmını çözelim. Hepinize saygılar sunuyorum efendim. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Sevgili konuklar, ilk konuşmamda şöyle bir şey söylemiştim. Türkiye'deki birçok meslek odalarının suskun olduğunu söylemiştim. Bunun içinden bir tanesini ayırmak istiyorum. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası gerçekten yüreklice bugünkü şartlar içerisinde büyük bir dayanışma ve büyük bir cesaretle bu olayların üzerine gidiyor. Sayın Yayha Arıkan'ın şahsında tüm muhasebecileri alkışlamanızı rica ediyorum. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü ben her zaman içinde yaşıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz.